Vatandaşın hepsi isyanda, hepsi bunalımda, sıkıntıda. Maliye Bakanı kendini mi avutuyor, bizleri mi avutuyor? Ben yetiştiremiyorum. Millet nasıl yetiştirir ben bilemem. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün gerçekleştiren bir grup toplantısında döviz kurlarının artık dengeye kavuştuğunu, kurların tartışılı olmaktan çıktığına dair açıklama yaptı. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Ekonomide ne normali? Ne demek? Bundan 3 ay önce dolar euro kaç para? 8 lira 10 lira. Şu görmüş olduğum montu 1,5 ay önce sordum, 280 liraya alacaktım. 3 gün sonra sordum, 475 TL. Maliye Bakanı kendini mi avutuyor, bizleri mi avutuyor? Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, keşke Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığı'na indirmeyip de devam etseydi, bundan daha iyi yerlerde olurduk. Şu an biz ülke olarak inşallah daha iyi oluruz ama sanmıyorum. Peki bir Türkiye vatandaşı olarak döviz kurları, ekonomi sizin gündeminizden çıktı mı? Her gün takipteyiz. Televizyonu alt ekranından her gün takipteyiz maalesef. İnşallah daha iyi olsun diye çabalıyoruz ama maalesef hiç iyi değil. Şu an döviz kurları dengede mi sizce? Değil. Hem çok fazla. Çok fazla. Niye bizim paramız bu kadar düşük oluyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Biz 1 doları 13.80 herhalde. 13.80 veya 70 olması lazım. Bir tane dolar. Ne demek bu ya? Yani biz inşallah 5 lira 6 lira olsa daha iyi olur. Dönmedik. Her şey devam ediyor. Artış devam ediyor. Yani her şey çok pahalı. Ucuz hiçbir şey yok. Hani keşke asgari ücret bu kadar yükselmeseydi. Eski fiyatlar da bu kadar yükselmeseydi. Hani normalinde kalsaydık keşke. Yani. Peki bir Türkiye vatandaşı olarak gündeminizden ekonomi çıktı mı? Yok. Takip ediyorsunuz yani. Tabii ki ediyorum. Çünkü turizmde çalışıyorum, ediyorum tabii ki. Peki sizce döviz kurları şu an dengede mi? Değil. Dengede değil bence. Yani sürekli yükselmedi. Yani bizi kandırıyorlar düştü diye. Kanma. Yani bizim yükseliyor sürekli. Yaşam şey yok. Bence dönmedik. Bu demeyle olmuyor. Bu 10 sene önce de söylendi. Yarın da söyleyecekler, öbür gün de söyleyecekler. Ama önemli olan şudur. Bir ülkede üretim yoksa, sadece dışarıya bağımlı ithal varsa bu dolara bağlı bir şeydir. Biz bugün aldığımız şey yarın aynı fiyata almayacağız. Çünkü niye biliyor musun? Üretmiyoruz. Biz tüketici bir ülkeyiz. Tüketim olduğu sürece, üretim olmadığı sürece bu işler yürümez. Benim düşüncem bu. Ya bakın bu 3 ay önce 10 liraydı dolar. 8 yani 10 lira arasıydı. Bugün kaç? 13. Euro 15-16. Yani bu denge yani bu tabii söylem güzel bir şeydir. Ama bunu ileride bakacağız. Bugün ne söylemesi çok önemli değil. Bana yarını gösterecek. Yarın ben yaşadım diye. Ha, bu aynı soru sorarsanız diyeceğim ki ya dün söylediniz 13 liraydı bugün atıyorum 17 lira. Yani ancak bunun süreci içinde, ben dediğim için bunu üretmek lazım. Üretmek. Olay bu. Üretilmedikçe sürece ne söylersem söyleyeyim. Çünkü bizim aldığımız her şeyin, yani kendi üretmediğimiz, dışarıda aldığımız her şeyi dolarla, euroyla alıyoruz. Onun için yani bu söylediklerine inanmıyorum. Ekonomi Türkiye'de normale döndü dersek yalan söyleriz. Ama dünyada da dönmedi. Yani sıkıntı şimdi bütün dünyada. Yani sadece Türkiye'yi belli bir bakanlığı veyahut da bir hükümeti suçlamak yanlış olur. Ben Almanya'dan geliyorum. Aynı problem orada da var. Ama dönecek. Ben Türkiye'yi çok ümitli görüyorum. Plan projeleri çok güzel. Projeleri çok güzel. Ve şu pandemi dolayısıyla da çok güzel yapıyorlar her şeyi. Yani sabretmek lazım. Sizin gündeminizde ekonomi normaliye döndü mü? Ya şimdiki şöyle bir şey var. Şükretmesini bilmeyen insan her zaman ekonomiden sürekli ekonomiden dem çalar. Bilmem dolardan dem çalar, bilmem eurodan dem çalar. Ya şimdi ben şöyle bir gözetliyorum da yani dolarla ekonomiyle hiçbir alakası olmayan insanlar da aynı dertten yakınıyor. Yani ekonomi derken devletin yapmış ekonomi çok önemli, plan proje çok önemli, yatırım çok önemli.
Hükümetin mesela şimdi şu anda yaptığı o kadar projeler var ki zamanla bunlar hepsi insanlara da döngü olarak geri gelecek yani. Dönecek. Ama biz Türk milleti olarak sabırsızız. Hemen olsun, hemen bitsin, hemen iyileşsin, kötüleşsin. Öyle bir şey yok dünyada. Yanlış bir yerinde ona karşılaşmazsınız. Bugün ben Almanya'dan geliyorum. %300 zamlar var. Ben iş adamıyım orada. İş yapıyorum. Biliyorsunuz laminat bulamıyorum. Türkiye'de tonla var. Ben buradan geçen sene 20 bin euroluk mal götürdüm. Çünkü bulamadım orada. Aynı sıkıntı. Yani küreselciler ne yaparsanız yapın. Bütün ülkeleri kontrol altına aldılar. Ve bir şekilde de istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Ve şimdi şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürekli savaş halinde. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Nereden çıkmış? Nereden çıkmış? Bana bir göstersin nereden çıkmış? Nereden çıkmış? Ben bir 2.500-2.600-3.300 lira maaş alıyorum. Altının bir çeyrek altın çıkmış. 1.500-2.000 liraya yaklaşmış. Neresi düşmüş? Altın ve döviz kurlarının dengede olduğunu söylüyor. Hiç alakası yok. Hep yalan. Onlar yalan konuşuyor. Hiçbirisi doğru değil. Hiçbirisi doğru değil. Ben emekliyim. Bak ben yaşına çalışıyorum. Ben yetiştiremiyorum. Millet nasıl yetiştiriyor ben bilemem. Maliye Bakanı'nın konuşmalarına hiç katılmıyorum. Ekonomi şu anda berbat durumda. Türkiye'mize iç pazarda ekonomi olarak Türk parası değer kaybetmekte. Dünyanın en düşük şu anda Türk parası. Değersiz olarak. Onu geçelim. Maliye Bakanı diyor ki gözlerimdeki ışıltıya bakın. Ne ışıltısı? Sokağa insinler, bir esnafın içine, vatandaşın içine bir girsinler bakalım. Onlar kendi bulundukları yerlerde aldıkları maaşlarla çok güzel geçim kaydediyorlar. O yüzden vatandaşın hepsi isyanda, hepsi bunalımda, sıkıntıda. Herkesin geçim bitmiştir. Markete giriyoruz. Hani zamlar düşecekti? Ne oldu? Düşüremediler. Ekonomiyi düşüreceğim dedi, doları euroyu düşüreceğim dedi. Bir süs verdiler. 10 liraya çektiler doları, euroyu 12'ye falan çektiler. Şimdi şu anda dolar 14 civarında seyrediyor. Euro derseniz 16'ya dayanmış. Benzin, mazot, bu ne? Elektrik %50. Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yaşıyoruz? Ekonomiyi hiç konuşmuyorlar. Hele sizin aracılığınızla buradan sesleniyorum. İnşallah sesimi duyar. O Cem Küçük'e, Mehmet Metiner'e, gazetecilere, AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'e ekonomiyi pembe gibi gösterip tabloyu millete böyle bir güzel rahatlık konuşmalar yapıyorlar. Doğru yaparlar. Çünkü onların aldıkları maaş da vatandaşın aldığı maaş çok düşük. Ben alıyorum şu anda 3.800 lira. Asgari ücret geçti ama daha almadım. Benim evim kira. Geçim zor. Herkesin bir geçim derdi var. Millet artık bırakmış. Sokağa inecek, vatandaşın içine girecekler, gerçekleri görecekler. Millet İttifakı yaklaşık 18 aydır sokaklarda, her ilde. Her ildeler. Ama gelin görün ki hal perişan. Gidişat iyi değil. Bunlar iyi günlerimiz daha. Hele Türkiye'nin bütün illerine bir karlar yağsın, görün bakalım. Daha berbat günler bekliyor hepimizi.